geziyor. Yanacaksak da bu dünyada değil, öbür dünyada yanacağız. Bunlar kimler? Hemen keçinin kokusunu aldılar. Bırakmayacaklar ki kebap olsun. Şamir'in emri var. Bir yere gidemezsin. O emir senin için. İşini yap. Gelen 4 adamı bir zahmet öldürün. İsrail'in seçkinti misiniz? Siz de yardımcı olun. Abdülay. Verilen emri yap.
takip edelim mi? Bırak gitsinler. Abi, babam öldü mü? Öldü oğlum, başın sağ olsun. Baba. Ferman. Ferman. Şuradan bir ceset ayarla. Ne yapacaksınız cesetle? Seni yıkacağız. Benim Ferman'la konuşmam lazım. Nasiyetin varsa bana söyle. Ferman için sen öldün. Hadi Beren'i indir. En doğrusu. Abi babam ölmüş olamaz. Abi babam bu kadar kolay ölmüş olamaz. Ölüm gelince zoru kolayı yok. Erhan. Tamam abi. Abi çocuktan niye saklıyorsun? Babayla oğul arasında sır olmaz Abdüley. Daha önce Ferman'ın üstünden açığa çıkardılar. Yine yaparlar. Biz nasıl saklayacağız peki? Ferman'ın üstünden DNA testiyle hemen çözerler. Abdüley, Ersoy Ulu Bey kendi kimliğini saklatıyor da biz Kara'nınkini saklatamıyor muyuz? Konuş, adamlarını halletsinler. Git Cahide'ye yardım et. Cesedi içeri at. Gel. Biliyor musun Polat Alemdar? Ben sana eskiden acayip kıl olurdum. Niye? Devlet için yüzünü değiştirdi. Operasyon yaptı. Bunları duyardım. Bak bak derdim. Kahramana bak. Ulan ben yüzümü değiştirmeden 1000 tane operasyon yaptım. O da yapsa ya. Görelim bakalım yiyor mu derdim. Ama şimdi Ferman'ı görünce sağ olasın. Siz işin havasındaydınız. Her gittiğin yerde imza atıyordum ben kareyim diye. Bizim adımız yoktu. Kendimiz yoktu. Ailemiz yoktu. Sevdiğimiz yoktu. Yani diyorsun ki yok olmadan var olunmuyor, değil mi? Artık senin için öyle. Bu sefer de nüfustan düşüyorsun. Mazeret kabul etmem. Gerekirse seni ben öldürürüm. Bu oyunun içinde yoksun. Müsaade et. Şu kâşifi olayım. Öldürüp öyle yok olayım. Efendim, doktor beylere tekrar tekrar sordum.
Kuvvetle muhtemel pusat kardeşimiz kefeni yırtmış. Durumu tekrar etmez diyorlar. Sen gidip adamların gırtlağını sıkmışsındır. Onlar da seni başlarından atmak için demişlerdir. Asıl aksi durumda beni görün. Ben nasıl gırtlaklarına basıyorum? Gücümüz doktorlara yetiyor. Azrail'e bir şey yapabiliyor muyuz? Azrail'in taşeronuna yapalım. Bir an gözümün önüne Ali Memati geldi. Bin kere Ersoy ölmüş. Bin kere İskender ölmüş. Bin kere Zaz ölmüş. Bana ne? Oğlum geri geliyor mu? Ali Memati dedi, tek dua ettiğim anası bu dünyada yoktu. Ama bu saat giderse Selvi'nin, Nesrin'in yüzüne nasıl bakarım? Bunu başhekime imzalat. Tabii. Pardon. Buyurun. Selvi Çakır hangi odada acaba? 404 numaralı odada. Sağ olun. Selvi, özür dilemek için geldim. Yaklaşma. Seni de özrünü de istemiyorum. Sensiz yapamıyorum. Sen hala konuşuyor musun? İmdat! Ne olursun sakin ol. Çok pişmanım. Hem pusatı da duydum. Hepsi benim yüzümden. Ne olursun dinle beni. Ya iki dakika dinle. Pusat öldü. Kalbe durdu. Senin yüzünden. Ya tekrar diriltmeselerdi? Kendi kafama sıkardım. Zaten sıkacağım da. Ben sensiz ölüyüm. Beni hasta olarak kabul et. Sana olan kıskançlığım da hastalığımdan. Başka kadınlarla meselem de hastalığımdan. Ne olursun iyileşmem için bana bir şans ver. Beni bırakma. İstediğin yere, istediğin ülkeye gideriz. Yeter ki sen yanımda. Efendim, özür dilemeye ve geçmiş olsun demeye geldim. Bir daha kızımın oğlumun karşısına çıkarsan seni öldürürüm. Polat Erenler'e daha ne kadar katlanmak zorundayız? Yanından geliyorsun. Sıksaydın kafasını. Sen de beni ettin tetikçi. Karaya sık, Polat'a sık. Nerede kaldı İsrail'in gücü? Kara öldü. Polatların da sırası gelecek. Kara öldü mü? Yanarak geberdi. Yanma dedin mi orada bir dur. Bir kere Kara öyle bir durumda muhakkak kafasına sıkardı. Kafasında kurşun var mı yok mu bilemem. Bana adamlarım öldü diyorsa ölmüştür. Zaten Kara'nın bizim yanımızda yer alacağı, emrimize gireceği yoktu. Ortalıktan kaybolma. Suriyeli ile birlikte toplantı yapacağız yarın.
Kefeni yırttı usta. Ya olacak iş değil. Bir hiç için geldiğimiz noktaya bak. Nokta değil, noktalı virgül usta. Ben daha konuşmadım. Zaza lafını bitirdi. Memati, hadi bu çocuk. Sen de mi çocuksun? Usta, ben de senin yerinde olsam aynısını söylerim. Ama sen benim yerimde olsan, şimdiye çoktan Zaza'ya sıkmıştın. Memati, ben bu çocuğu senin yanına adam olsun diye verdim. Ölsün diye değil. Hadi Zaza konusu kapandı. Senin dediğin gibi ya da benim dediğim gibi. Sonra? Usta, zerre dedesine çekmemiş. Babasının aynısı. Selvi de dedesiyle teyzesinin aynısı. Zerre babasına çekmemiş. Memati, Selvi ile nedir mevzu? Yatıyor da ama bir şey yok. Buranı soruyorum. Usta, ayıbı diyorsun. Gönül işi bu. Ayıbı saklarsan olur. Usta, biliyorum. Laf söz çıkardılar. Yok benim evimde kalmış, yok bilmem neymiş. Ama o iş başka türlü. İçip içip sarhoş olmuş bu. Kenan'ı bir kadınla basmış. Ben de gittim aldım bardan. Ayırttım bunu. Usta içince sapıtıyor. Öpüyor möpüyor. Normalde dövmem lazım da kıyamıyorum. Hangi açıdan kıyamıyorsun? Usta, bu sorduğunu Zaza sormaz. Peki kardeş. Ben senin dostunum. Dost acı söyler. Dostunun acı sözüne de katlanır. Bu Selvi işinden uzak dur. Kenan geldi diye bana niye trip atıyorsun? Zaten sen girdiğinde içeri ben kovmuştum. Gece oğlun yoğun bakımlarda ya. Bizim yediğimiz erken elinin kiri değil mi? Memati ile ne iş çeviriyorsunuz siz? Kenan gitmemiş meğer odadan. Ben çıktı zannettim. Ben ikinizin de gözünün içine bakıyorum. Ömrüm bacım Meral'in fırıldak çevirmeleriyle geçti. Onun pisliklerini kapatmakla. Şimdi de başıma siz mi çıktınız? Anne, yemin ediyorum yok öyle bir şey. E, kim ne söyledi sana bilmiyorum. Yoksa Memati abi mi konuştu seninle? Daha onunla konuşmadım. Konuşacağım. Anne, ölümü gör bir şey söyleme. Ben kıl etmek için onu sana aşığım, ölüyorum, bitiyorum dedim. Eğer sen onunla konuşursan bir daha yüzüme bakmaz. İyi ya, bakmasın işte. Anne, eğer böyle bir şey yaparsan, yemin ediyorum Kenan'a dönerim. Yalvarırım yapma. Murat'ın ailesiyle aynı evde olmanız sıkıntı yaratmayacak mı kızım? Sıkıntı olacaksa olsun. İlk defa hayatımda bir aile gördüm. Teessüf ederim. İstediğini et babacığım. Kocamı kaybetmemek için her şeyi yaparım. İyi kızım. İbadete de başlarsın. Kocam beni daha çok sevip bana bağlanacaksa onu da yaparım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün sizi daha iyi gördüm Davut Bey. Kızımla vakit geçirdim, kendime geldim. Eve çıkabileceğinizi söyledi arkadaşlar. Evet. Bütün personeline teşekkürlerimi ilet lütfen. Gerçekten ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Çıkacak mıyız hemen? Vaktimiz var mı biraz daha? Elif uyumadan yetişeyim diyordum. Sen kalacaksan Cahit bekleyip getirsin seni. Yoo, yarın yine gelirim.
Yok anam, bunların geleceği yok. Demek kendi evlerinde kalacaklar. Oğlumdan soğutacak beni. İnşallah gelmezler diyeceğim. Sen ne yapıyorsun telefonla? Benim akılsız kızı arayacağım ama gözüm görmüyor. Okuma gözlüğüm nerede benim? Leyla'yı mı diyorsun ha? Hı hı. Okumakla kadınlık olmuyor. Koskoca savcı olmuş, hala akılsız. Anam, kızın ne günahı var? O çiyan gelip İngilizce konuşup Elif'i tavlayacağına, benim akılsız kızım gelse de çocukla vakit geçirse ya. Ne bilsin burada yoklar? Kızın sabah yüzünü görmedin mi? Bembeyaz oldu. Vallahi üzüldüm haline. İşte haber vereceğim ki bilsin evde yoklar. Sen daha çıkmadın mı? Bana diyene bak. Senin ne işin var bu saatte? Bitti mi duruşma? Senin gibi keyif yapmıyoruz odamızda. Hadi yürü. Efendim Nazif anne. Kızım neredesin? Adliyedeyim anne. Kızım. Bu Elif seni sorup duruyor. Gel iki dakika gör. Yine işinin başına dönersin. Yok anne, gelemem. Kızım, Polatlar yok. Doğru söylüyor. Gel iki dakika uğrayalım. Alo. Anne, işlerime bir bakayım ama zor görünüyor. Peki kızım. Gelme de o dosyaların beyninin her yerini tozlandırsın. Alo. Alo. Ahretlik, öyle ters konuştun ki kızın geleceği varsa da gelmeyecek. Ters konuşmayınca da olmuyor işte. Dedem spor mu yapıyor? Gelme üstüme bir sen. Kaynanan haklı. O benim kaynanam değil. Ayrıca giderim oraya, Polat'ı görürüm. Dayanamam, patlarım, olan o olur. Patla yol. Çaycıya, odacıya patlayacağına Polat'a patla. O konuyla ilgili değil. Kara konusunda bana yalan söyledi. Dede, hadi bana masal anlat. Dede, dedeciğim. Allahu Ekber. Ne yapıyorsun dede? Semihallah. Ne? Ne dedin? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hadi dede, bir daha el dede. Ne olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ben buradayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Buradayım dede. Hadi dede, bir daha el. Sabah uyandırırım seni, birlikte yine namaz kılarız. Olur. Sen spora namaz mı diyorsun? Yok kızım, ibadet ediyorum. O ne demek? Allah'a senin gibi güzellikleri bize bahşettiği için teşekkür ediyorum. Aa, kilise gibi. Allah her yerde benim güzel kızım. Her an bizimle birlikte. Ama sen böyle yapmıyorsun. Ben de böyle yapıyorum. Allah, sen bize iyilikler ver. Hem bu dünyada hem ahirette iyilikler ver. Bizi sevdiklerinden kıl. Seni sevenlerden eyle. Sevdiklerimizle güzel, sağlıklı bir ömür geçirmemizi nasip et. Amin. Amen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Nasılsın ana? Şükür bugünümüze. Anam nerede kaldınız? Aa, Polat geldi. Bekleye bekleye acımızdan öldük. E niye yemediniz beklediniz? Neredesin Seninciğim? Babam hastaydı, onu görmeye gittim. Bize niye pas yok küçük hanım? Herkes babasını görüyor. İnci görüyor. Sen görüyorsun. Ben niye göremiyorum? Bak sana ne aldım. Thank you. Çok güzel. Adı Papi olsun mu? Olsun. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Sen kimi arıyorsun? Pusat'ı. Telefonu kapalı sabahtan beri. Selvi'yi arıyorum, onun da kapalı. Arkadaşın hastanede. Niye? Ne oldu? Ne olacak? Zaza hastanelik etti. O yüzden yolluyorsun beni değil mi? Örgüt yüzünden değil. Aşağılık, feodal bir adamdan korktuğun için yolluyorsun. Annen kimseden korkmadı. Şimdi de korkmuyor. Zaza'ya örgütün gücü yetmiyor değil mi? Ah! Bırakmadı ki Pusat o cevherlişinin kafasına sıkayım. Eğer bir kere sözümü dinleseydin bunların hiçbiri olmazdı. Gidip o mafya babasının oğluyla görüşüyorsun. Feodallerle mafyacılık oynuyorsun. Örgütteki düşmanların bunları önderleyebildirmiyor mu zannediyorsun ha? Bana gücü yetmeyenlerin senden ötürü beni yemeye çalıştıklarını görmüyor musun? Her neyse. Yarın gidiyorsun. Ve bu konu kapanıyor. Başkanım. Sana rahatsız etme demedim mi? Başkanım, bir istihbarat geldi. Önemli olduğu için rahatsız ettim. Ne söyleyeceksen söyle. Bir daha odama böyle girersen kafana sıkarım. Başkanım, özür dilerim. Lale Zara, Polat Alemdar adlı ajanla mekanında görüşmüş. Emin misin? Tamam, çık dışarı. Hastamızın durumu gayet iyi. Açıkçası şaşırıyorum. Bu kadar çabuk iyileşme beklemiyordum. Ya nazar değdireceksin ha, nazar. Doktor olmasa gebertirdim şimdi sen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dayı, niye böyle yapıyorsun? Oğlum nazar değdirecek. Nazar değdirecek ha. Dayı, kader nerede? Gelecek, gelecek. Biraz daha iyileş. Gelecek. Gelsin ki çabuk iyileşeceğim. Hele hele. Sanki ben seni bilmiyorum. Rahat mı duruyorsun ki? Fosu. Ya dayı, niye uyutusun? Ne güzel konuşuyorduk. Ben boş konuşanı sevmiyorum. Hele hastanın konuşanını hiç sevmiyorum. Yatıyor. Kadermiş. Dayı, kıskanırsın ha kaderi çok sevdiği. E kıskanım tabii oğlum. Benden başka sevilecek bir şey mi var?
Yok dayı. İmdat bele. İçimde öyle bir sıkıntı var ki. Dayı, vallahi billahi Fırat her yerde arık. O değil de. Bele. Ne diyeyim bele, başka bir sıkıntı var ha. Ne ki dayı? Belki bu Zülküfü bir gidip görsen. He dayı, istisin benim bacaklarımı da kırsınlar. Kırsınlar işte ödeşiri. Ne? Benimkini mi kırsınlar? Vay anam vay. Konuşalım istiyorsan abi. Yakalayınca haber versin. Kafayı mı yedin Abdüley? Abi tuttuğu yerde sıkar Zaza. Zaten bu işi sen düzeltirsin. Memati abiyle Zaza normal konuşmayı bile bilmiyor. Abdüley, Suriyeli'den haber var mı? Yok abi. İyi Abdüley, otur orada yemek ye. Fena bu fermanın Firiz Abdül. Sen abiyle konuştun mu? Konuştum. Kardeşim konuşuyorsan konuş. Benim yemek yediğimi niye söylüyorsun? Başka bir halt yediğin mi var sanki? Oturup sabah akşam yiyorsun. Erhan, kolunu bacağını kırdırtma. Al kır. Eskidi zaten, yenisini alacağım. Ağam, niye yok diyorsun? Bu yaptıkları yanlarına kar mı kalacak? Zeynel, yangına bir bidon benzin de sen dök. Kimi vuracaksın? Zaza'yı. En azından o imnatı vururum. Geldi ortalığı karıştırdı. Selamun aleyküm. Ulan ne utanmaz adamsın. Zülfikar ağa, af dilemeye geldim. Af dilemek kim sen kim? Zeynel. Ağam o kadar da değil. O kadar, bırak imdatı. O katır dayın gelemedi. Seni mi yolladı? Dayım yaptığından çok pişman. Senin yüzüne bakacak hali yok ağam. O yüzden de gelemedi. Yani diyorsun ki o yüzsüz dayımın yüzünü dağıtma. Estağfurullah, haddim değil. Onu bir şartla affederim. Gelecek benden özür dileyecek. Yezid olduğunu kabul edecek. Yezidlerden farklı olarak da Memati ile bu husumeti bitirecek. Git aynen böyle söyle. Tamam ağam. İyisin. Dayı gelsin geçmiş olsun desin. Bu meseleyi kapatalım dedi. Bu senin dediğin. Zülküf ne dedi? Bak söylerim sonra canın sıkılır. Allah Allah. Demek geçmiş olsun desindi. He dayı öyle değil. Nasıl diyecekmişim? Elemdağ'ın hastanesinde yatı. İşte gelmişken Zülküf ağa o işi de arada hallederik dedi. Hele şu Fitat'ı bir öldürek. Ondan sonra Zülküf'ün dediğini de yaparık. Kaşif ortada yok. Suriyeli'ye ulaşamıyoruz. O yüzden Lale Sarı'nın peşindeyim.
Bu adamlar büyük bir eylem yapacaklar İsrail'le. Abi Lale Zara'yı alalım, konuşturalım. Siz ikiniz bir süre görüşmeyin. Lale Zara buraya gelecek. Eğer Zerre Zaza'yı tanıyorsam gelecek. Fırat'ı biz alsaydık bari. Zaza yaşatmaz ki onu. Abi sen kızacaksın ama ben yine de diyorum ki Fırat'ı biz alalım. Abdülrey, Fırat'ı biz alsak, annesi de Suriyeli'nin yerini, planını bize söylemese, Fırat'ın kafasına sıkacak mıyız? Sıkarız. Sıkamayız. Sıkacak olsak sıkardık zaten. Lale Zara'yı örgütte bir yere sıkıştırmışlar. Biz oradan delik açıyoruz ki yanımıza gelsin. Zaza meselesine gelince, zaten haddini aştı. Fırsat kolluyorum ki haddini bildireyim. Fırat da buna vesile olacak. Tabii tabii. Babaz da kırmızı koltukta oturuyordu. Nedir, siz olmuş burada? Bekleyin dayı. Buldunuz mu? Daha bulamadık dayı. Hele bir daha değil. Dayı tamam, bulacağız. Ne zaman bulacağız siz oğlum? He? Ne zaman? He? Ne zaman? Ne zaman? Hurdacı aramayık dayı. Lale Zara'nın oğlunu arayık dayı. Oğlum Zara sevmiyorum ben. Bilmemişsin. Hepsinin kemiklerini kıram. O buraya gelene kadar bir tane bile sağlam kemik bırakmayacağım lan. Bırakmayacağım. İmdat. Buyur dayı. Hele telefonunu ver. Ne diyeceksin telefonu dayı? Kader'i arayacağım. Dayı, niye üzmek istiyorsun yengemi? Yahu helallik alacağım oğlum. Dayı, ayağa kalkar helallik alırsın. Ayrıca ne hakkın geçmiş ki? O kadar baktın ki yengeme. Sevmenin maddi karşılığı mı var? Bir gülen yüzüne bütün mülk feda olsun. Sen de hakkını helal et. Ya iyileşmişken ne helalliği? Hele vır vır etme. Ver telefonu. Siz ne diyorsunuz? La oğlum, sen kendini öldürtmeye mi çalışıyorsun? Ya bir rahat dur be adam. Ya bir rahat dur ya. Oğlum şu an ya, şu an. Memati, biliyorsun o katının inadını. İmdat'ı yumuşamasa yollamazdı. Aa, diyelim ki ben pusattan vazgeçtim. Sana bu yaptığı edepsizliğin bedelini ödemeyecek mi? Tabii ki ödeteceğiz. Ama önce bir sulh olmalı. Bu yangın bir sönmeli. Gelirse buraya senin hatırına bir şey yapmam. Biz milletimizle bağımızı hiçbir zaman koparmadık. Milletimiz bizsiz, biz milletsiz yapamayız. Ama vatandaş sizin onları unuttuğunuzu sanıyor. Nereden çıkarıyorsunuz onları? Bizim kapımız vatandaşımıza hizmet için 24 saat açık.
Siz biliyor musunuz? Ben geçen ay kaç vatandaşın derdini dinlemişim. Ama kaçak üreştiğinizi iyi madenler var. Hatta sindirilmiş olduğunuzu bile iddia ediyorlar. Buyurun. Vatandaşımıza gidelim. Bakalım sizin gibi mi düşünüyorlar? Oğlum, ilk gördüğün kahvenin önünde dur. Peki efendim. Hadi bakalım beyler. Toplayın şu gazeteyi. Topla, topla, topla. Gençler, şu kağıtları da kaldırın. Ne oluyor çabuk, Allah çabuk, Allah? Çabuk. Ya. Ne iş bunlar ya? Hadi siz de kapatın şu tavlayı. Şu şapkayı da çıkar kafandan. Ne oluyor? Şunlara çay verin. Herkese çay verin. Siz de kalkın bakayım beyler buradan. Niye be? Çayımızı içiyorduk. Kalkın şu masaya geçin. Orada içersiniz çayınızı. Hadi hadi. Hadi, hadi arkadaşlar. Hadi geçelim. Siz de gelin böyle oturun. Oturun buraya. Beyefendi geldiğinde ters yüz konuşacak kimse var mı? Sabri, bıkmadın mı bu işlerden? 40 senedir tiyatro oynatıyorsun ya. Beyefendi 50 senedir nasıl ayakta duruyor sanıyorsun? Hadi sen işine bak. Buralarda görmek ne şeref. Bizi unuttuğunuzu söylüyorlar. Kim bunu söylüyorsa yalan söylüyor. Hangi baba evladını unutmuş, biz evlatlarımızı unutalım. Babamız geldi. Hoş geldin, hoş geldin baba. Hoş bulduk. Şöyle dur. Merhaba. Evlatlarınızı perişan ettiler. İşsizlikten, yoksulluktan kırılıyoruz. Görüyorsun gazeteci kardeşim. Benim vatandaşım bir yandan terör belasıyla, bir yandan yoksullukla tek başına bırakılmış. Efendim, bunu sizin meydanlara geri döneceğinizin işareti olarak yazabilir miyim? Benim vatandaşım beni nerede isterse ben oradayım. Meydanda isterse meydandayım. Camide isterse camideyim. Cephede isterse cephedeyim. Babamızı bitirmeye çalışıyorlar. Bütün medyada buna çanak tutuyor. Ama herkes bilsin, vatandaş her şeyi biliyor. Babamız nerede? Biz oradayız. Efendim, bu yaştan sonra siyaset zor olmayacak. Yaşasın babamız. Yaşasın babamız. Yaş dediğin şey nedir kardeşim ha? Tecrübedir, bilgidir, birikimdir. Biz bunları kendimiz için biriktirmedik. Laf olsun diye de biriktirmedik. Vatandaşımıza hizmet için biriktirdik. Çok doğru. Son nefesimize kadar vatandaşımızın hizmetindeyim. Hamidim'e mezarına gideyim diyordum ama... Hemşire kız gelsin de öyle git, ahretlik. Doğru söylüyorsun ahretlik. Sana kim bakacak yoksa? Ben bakarım. Kızım, yapamayacağın şeyi niye söylüyorsun? Evde çocuk var, ben varım. Elif'i de götüreyim diyeceğim ama... mezarlıkta ne yapacak bir çare? Sen git Hamide Hanım, ben bakarım. Elif'le güzel vakit geçiririz hem de. İnci, please come. Okay darling, coming. Hurry up, hurry up. Bu çocukla Türkçe konuş. Babası yasakladı başka dil konuşmasını. Gideyim mi, durayım mı? Beni de götür, burada aklımı yitireceğim. En azından Elif'i seviyor. Öveylik yapmıyor.
Al iç şunu. Alkol var mı içinde? Zıkkım iç İbrahim'cim, zıkkım. Zıkkım. Bu yaştan sonra bana servis yaptırıyorsun. Bir de alkol soruyorsun. Kızım haftalardır kayıp Fikret Bey. Iklabur içsem geri gelecek mi? Kızın Ayşehan kayıp değil İbrahim. Belli ki ofisine geri dönmüş. Central Intelligence Ajansı. İstersen Virginia'ya gidelim. Bütün uçakları takipteyim. Ne Virginia'sı, Nevşehir'e bile gitmemiş. Peri bacaları Ürgüp'te diye. Adı Peri diye. Oraya mı gidecek? Senin gibi bir taş kafalıdan bu ajan nasıl çıkmış hayret ediyorum. Ben de hayret ediyorum Fikret Bey. Madem Virginia'da değil, belli ki Davut'un yanında. Yürü gidiyoruz. Davut da hastaneden çıkmadı. Peri'yle ne işi olabilir ki? Yahu ha Virginia ha Davut. Kalk yürü kalk. Hadi. Demedi deme Fikret Bey. Ben Davut'u öldürürüm. Eğer tek bir yamuk lafını işitirsem ha. Şimdi ben ne olacağım efendim? Size hizmet ettiğim için hem ailemden hem de eşimden oldum. Senin ailen de, eşin de, ülken Amerika. O zaman beni Amerika'ya gönderin. Orada elimden geldiğince hizmet edeyim. Burada henüz görevin bitmedi. Durumun zor olduğunu farkındayım. Ancak Polat Alemdar'ın İnci Tataroğlu'yla evlenmiş olması bu durumu lehine çeviriyor. Davut beni affetse, ben babam aracılığıyla Polat Alemdar'la yeniden iyi geçinirim. Davut seni ya affedecek ya da ölecek. Bence hiçbir akıllı adam ikinci seçeneği denemez bile. Davut Tataroğlu da akıllı bir adamdır. Ben sizden haber mi bekleyeyim? Harekete mi geçeyim? Berlin'de havaalanında seni çok güvendiğim arkadaşlarım karşılayacaklar. Onların sözünün dışına çıkma. Anne, yeter tembirledin. Yetmez. Sakın orada kendi başına hareket etme. Bari Kandil'e gönderseydin, orada daha çok özgürce hareket ederdin. Ben sana aksini söyleyene kadar hayatın tehlikede. Hayatın tehlikede olduğu sürece de rahat hareket etmeyeceksin. Özgür olmayacaksın. Görmüştüm.
burada. Sen şimdi öğretmen ol. Poppy ile ben de öğrenci. Tamam. İlacımı alacaktım. Niye bana seslenmediniz? Bırak sen kızım, bırak. Çağır şu hemşireyi gelsin. Hallettim bile. Neye yarıyorsa bu ilaçlar, güya dizlerime derman getirecekmiş. Hepsi yalan söylüyor. Çocuk gibi insanı kandırıyorlar. Beceremezsin, bırak. Çiçekleri yediririm adama. Ayılaşma İbrahim. İnsan kayınpederine, aman pardon damadına böyle şeyler söyler mi? Davutcuğum, büyük geçmişler olsun. İbrahim, Fikret Bey bir kurban keselim dedi. Ben de ne gerek var dedim. Davut Bey'in dünürleri kurban işini halletmişlerdir. İbrahim, Peri'den haber var mı? Ben sizden haber bekliyordum Davut Bey. Ulan benim nereden haberim olsun? Yoğun bakımdan yeni çıktım. Gelmemiş mi bu kız ziyaretinize? Korkusundan gelememiştir. Sen bir umut versen Davutcuğum, eminim ki saklandığı yerden çıkar. Benim inancıma göre herkes hata yapar. Kızımı öldürmek için böyle diyorsun değil mi? Seni öldürmeye teşebbüs etmesini asla affetmiyorsun. Davutcuğum, İbrahim sen yoğun bakımdayken kan vermek istedi. Ben mani oldum. Evladım, ayı kanı insana verilir mi dedim. İbrahim, benim Peri ile hiçbir meselem yok. Netice Neferler öldü ve o benim karım. Eğer siz benim ağzımı aramak için buraya geldiyseniz boşuna uğraşıyorsunuz. Peri'yi sakladığınız yerden çıkarabilirsiniz. O zaman öldü kız. Ne? Uçağa ne kadar var? 1,5 saat. Dön şuradan. Fırat arkadaş, annemizin emri var. 5 dakika arkadaşımın yanına uğrayacağım. Mümkün değil. Ulan Polat Alemdar'ın hastanesi. Oradan güvenli yer mi var? Arkadaşım yoğun bakımda. Göreceğim, çıkacağım. Dön diyorsam döneceksin.
yabancı değilim. Geçmiş olsun Nesrin abla. Duydum, çok üzüldüm. Oğlum siz ne zaman akıllanacaksınız? Yaptık bir iş Nesrin abla. Pusat nasıl? Allah bize bağışladı. Görebilir miyim? Bize yol göründü. Sen hele bir iyileş. Avrupa'nın da altın üstüne katarız. İstemem. Ne oldu ilacı sorayım mı sana içi misin diye? Ha bu da ilaç. Dayı, Fırat'ın izini bulmuşlar. Heh. Neredenmiş? Almanya'ya kaçınmış. Gitmeden bir pusatı göreyim demiş. Hastaneden çocuklar aradı. Almanya, ben elini öpmeden mi gideyim? Dayı, bir iki gemini bana bırak. Esas itin başı o. Bilirsin oğlum. Ben etle gemi gibi bir arada sevmeyim. Etlerini keser, gemini de sen kırarsın. Savcı hanım, Lalezar'a geldi. Al içeri Çetin. Buyurun oturun. Hayırdır savcı hanım? Biz TC'nin yumuşak yüzüne alışık değiliz. Sizinle polemiğe girecek zamanım yok. Kara durup dururken nereden gündeminize geldi? Kara adlı karanlık ajan bizim gündemimizden hiç çıkmadı ki. Biz halkımızın düşmanlarını gayet iyi biliyoruz. Halkımıza da bu aşağılık ajanları unutmamasını söylüyoruz. Yaşadığına nereden kanaat getirdiniz? TC'nin başka bir ajanı söyledi. Kaşif oldu. Dosyayı ondan mı aldınız? Dosyayı ondan almama gerek yok. TC'nin her biriminde bunun gibi ne dosyalar var. Ama kimse cesaret edip o dosyaların yapraklarını çevirmiyor. Gereğini yapmıyor. Lale Hanım, size yaşayıp yaşamadığını sordum. Savcılık makamında ben oturmuyorum. Senin görevin o karanlık ajanı saklandığı delikten çıkarmak. Ama sana hemcinsin olarak yardımcı olayım. Kara yaşıyor. Ama nasılsa sen bu dosyaya biraz daha bakıp, yok canım, Kara şu tarihte ölmüş dersin. Sen demesen bile sana dedirtirler. Buyurun savcı hanım. Arayın emniyeti, Kaşifoğlu'nu getirsinler. Mazeret kabul etmediğimi söyle. Tamam savcı hanım.
Kaşiforlu, sinirlerimi bozuyorsun. Geç otur şuraya. Neyine geçeceğim? İsrail'in en özel ajanları örgütçü kılığına girip Türkiye'nin en değerli birliklerinden birine Kandil'e girmek üzereyken operasyon yapacak, çok sayıda Türk askeri ölecek. Bunun neyine dahil olacağım? Ne o? Zoruna mı gidiyor? Üzüldün mü yoksa askerlerin öldürülecek diye? Sen bir tane asker öldürsene. İşi İsrail'in üstüne yıktın. Giyip sizin kıyafetlerinizi takır takır operasyon yapıyorlar. Yoo, hepsini biz yapmıyoruz. Onlar da yapıyor. Tabii canım. Çukurca'ya bunlar giriyorlar değil mi? Yo yo, zoruna gitti. Irkçılık duyguları kabardı. Artist! Sen bir tane muhaberatın ajanını, sen bir tane Suriyeli askeri öldürdün mü? Ne diyorsun sen? Ne o? Eski anıların mı aklına geldi? Muhaberat Kürtlere az mı işkence etti? Az mı sizi katletti? Yeter! Yeter be! Otur! Senin birlik içinde adamların var mı? Var var. Merak etme. Gaflet anında yakalayacaksınız. Bir tane adamın ölmeyecek. Ama sana söylediğim gibi bu yanlış bir hamle. Çukurca'yı onların değil sizin yaptığınızı bizimkiler gayet iyi biliyorlar. Bunu ispatlarlarsa dünya kamuoyuna sizi rezil ederler. Kamuoyu dediğin kim? Bizim gazetelerimiz, bizim televizyonlarımız. Türkiye dahil bizden izinsiz istediğimizin dışında İsrail'in iyisini bile yazamazlar. Hiçbir şey olmaz. Silahlar İsrail yapımı. Jammer'larla iletişim kesilecek. Hackerlarımız devreye girip sistemi çökertecek. Sen korucularla konuştun mu? Bizim o bölgede adamlarımız var. Jammer'ları onlara yolladık. İşte. Ne güzel. Planınız mükemmel. Benim aklım burada. Karada, Polat'ta üstüme gelmeye devam edecek. Ama bir iş var aklımda tamamlayabilirsek. O kadar adam ölür ki. Neymiş o? Zaza ile Memati birbirine girecekken aralarında konuşulmayan sulh oldu. Eğer taraflardan biri ölürse bu sulh bozulur ve her iki taraftan da çok sayıda adam ölür. Eğer istiyorsan cevheri dakikasında götürürüm. Eğer bunu yaparsan sana Kandil operasyonunda istediğin desteği verir Zozan arkadaş. Abicim ne olur ekmek parası. Kovun şunları. Çekilsene kardeşim. Abicim ekmek parası. Abi ne olur. Çekilsene abi, kardeşim olur, bak yapma diyorum. Ne olur Başkanım, Fırat arkadaşı götüren ekibe pusu kurmuşlar. Bütün arkadaşlarımızı öldürmüşler. Oğlunuzu da kaçırmışlar.
dışarı. Çık dışarı! Abi sabaha kadar ağladım öldüğünde. Sen yine de gözyaşını silme. Bir sen biliyorsun yaşadığını. Oğlum bile bilmiyor. Abi elini ayağını öpeyim. Madem böyle bir iş oldu, dosyan kapanacak, ortalarda gözükme. Şu kaşif itini öldüreyim gideceğim koçum. Nerede o it? Abi. Nerede o it? Bildiğim savcı hanım ifadeye çağırmış. Bizimkiler artık adım atmasına izin vermezler. Savcıya gider öter şimdi o. Havasını atacak ya. Hele ki savcı kadın. Beni satıp şovunu yapacak. Başkanım, buraya geldiğimiz duyulursa sizi de bizi de örgütün içinde yaşatmazlar. Oğlum yaşasın, ben bin kere öleyim. Abi bekliyor. Babamın küfreden değil mi? Oğlum biz buraya giremez demedik ki. Buradan çıkamaz dedik. Babam kadın yüzünden öldü. Cahit, içeri. Aldınız azı oğlunu. Ben hayatımda halkımın dışında kimseden hiçbir şey istemedim. Ama senden istiyorum. Keşke Zazı oğlunu almadan bana küstahlık edeceğine elimi sıksaydın. Şimdi o Suriyeli ölü, oğlun da senin yanındaydı. Polat Alemdar, yalvartmadan bu işi yapmayacaksan al. Sana yalvarıyorum. Gidecek başka yerim yok. Ne istiyorsan vereceğim. Yeter ki oğlumu bana ver. Abdüley, Zaza'nın nerede olduğunu öğrenin. Teşekkür ederim. Türkiye gerçekten demokratik bir hukuk devleti oluyor. Eskiden bir savcı bizim ifademizi alabilir miydi? Şimdi bir kadın savcı. Hem de güzel bir savcı hanım bizi ayağına getiriyor. Ben burada Türk milleti adına bir makamı teşkil ediyorum. Milletin ayağına da geleceksin, ayağını da öpeceksin. Millet dediğiniz kim? Devlet olmasa millet mi olur? Kes, kes! Karşında muhbirin mi var? Bana bak. Senin çevirdiğin bütün fırıldakları biliyorum.
Bu gizli tanıklık seni bir yere kadar götürür. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Şimdi sorduklarıma cevap ver. Madem tanıklık yapıyorsun, örgütçülere söyleyeceğine kara yaşıyor diye gelip bana niye söylemedin? Ben Polat Alemdar size söyler diye düşündüm. Kara Polat Alemdar'ın adamı. İftira atmadan duramıyorsun değil mi? Savcı Hanım, gidin Polat'ın ofisine. Kolsuzun yanında seyrek saçlı bir çocuk var. Ona sorun, senin baban kim diye. Sorarım, sen onu geç. Sen Kara'yla nerede görüştün? Cesaretiniz varsa sizi götüreyim. Ama hortlaklardan korkuyorsanız erkek bir savcıyla gideyim. Her taraf ceset dolu. Ne var Çetin? Kara dün gece yanarak ölmüş. Otopsi raporu mu? Evet. Kafasında kurşun var mı? Var. Hangi tarafında? Ne diyorsun be adam? Kara yanarak ölmez. İntihar eder yanacağına. Bu rapordan bunu anlayamayız. Sen bana göster bakalım mezarlığını Kara'nın. Abi Zaza'nın yerini öğrendik. Suriyeli'nin yerini söyle, gidip oğlunu alayım. Git, yanından beni ara. Oğlumun sesini duyayım, yerini söyleyeceğim. Peki, sen bilirsin. Benim bir oğlum ölecek. Suriyeli senin yüzlerce askerini öldürecek. Ben bir an ağlayacağım. Suriyeli binlerce ana ağlatacak. Telefonun açık olsun. Kıyafeti verecekler. Sen örgütte hemşirelik yapmış mıydın? Yaptım başkanım. İyi. Git o zaman, bu halk düşmanını gebert. Çevireyim dedi.
İmdat. Polat Alemdar. Buyur abi. Kim abi deyici? Dayına söyle. Fırat'ın kafasına sıkarsa ben de onun kafasına sıkarım. Abi, Celal dayım iyi. Zaza dayım da iyi. Zaza'nın yanında mısın? Evet abi. Ver telefonu ona. Alo? Zaza. Ölene kadar döv Fırat'ı ama öldürme. Anasıyla işim var. Bana ne senin işinden? Zaza. Sabrımı doldurdun, taşırma. Nereye gidiyorsunuz söyle, oraya geleyim. Cevher'in yanına gidiş. Görsün kendini bu hallere sokanı. Artık neydiyse o etsin. Zaza, o Fırat ben gelene kadar ölmeyecek. Hastaneye gidiyorlarmış. Kader, sen misin? Evet, kaderimim. Sen kader değilsin.